Yalnız evet. Şu anda Akçabat'a Dişa'dan etler geliyor. Hı-hı. Arkadaşlarımız çok düşük fiyatlara köfte satıyormuş. Dana eti, sığır eti, tosun eti, bunları karışımını yapıyorum. Merhaba lezzet tutkunları, kanalıma hoş geldiniz. Yine bir lezzetin peşinde Akçabat'tayım. Akçabat'ta neredeyiz? Hemen Kolatoğlu Akçabat köftenin önündeyiz. Buraya geleceğimi söyleyince, yani Trabzon'a doğru geçiyordum Giresun'dan. Burası ile ilgili birçok mesaj aldım. Akçabat'ta birbirinden lezzetli köfte yapan mekanlar çok fazla mesaj geldi. Oraya git, buraya git. Birçok isim vardı ama içinde en çok sıyrılan isim Kotluoğlu oldu. Evet, bir de şimdi içeri geçeceğiz. Akçabat köftesinin tüm detaylarını ustasından öğreneceğiz. Nasıl yapılıyormuş, etinin içinde neler varmış. Ama öncesinde sizlere şöyle güzel bir manzara göstermek istiyorum. Bakın burada yöresel ürünler satıyorlar. Şurada sarı bir şey var, onun dikkatimi çekti ve fındık var. Kolay gelsin. Sağ olun, hoş geldin. Şu maskemizi bir takalım önce. Kardeşim bu nedir? Şu abi, sarı olanlar. Trabzon'a özgü kurabiye. Trabzon'a özgü. Eskilerden gelen bir lezzettir bu. Mısır unuyla mı yapılıyor? Ondan mısır mı sarı? Unu, evet. Mısır unu, evet. Buğday unu. Yumurta sarısında yapıyorlar eski. Şimdi üretim biraz hızlandığı için yumurta sarısı maliyet pahalı olduğu için daha yapmıyorlar yumurta nasıl sarısı. Nasıl bu yumuşak kurabiye tarzında bir şey ha? Kurabiye tarzında değil, şöyle göstereyim. Bir göster daha. Bizde iyice şive dönmeye başladı benim de bu arada arkadaşlar. Farkındaysınız. Fırına atıyorlar, istersen bir tane ye bak. Bir tane şöyle elime bir bakayım, deneyeyim. Evet, şöyle bir tane bakalım. Fırınlanmış. Ne kadar bunun fiyatı nedir? Aa, bakın taş gibi ama ya, çok sert. Öyle de işte bu. Ha, baya baya sert. O. Bu çayın yanında öyle çaya batırıyor. Batır ye. Nasıl istersen. Çok sert batırılması ama lezzeti çok güzel. Çok güzeldir. Hmm, ne kadar bunun fiyatı böyle? 3 kilosu 30 liradır bu. Ha, bir şey değilmiş vallahi. Gayet iyi. Evet. Ben bundan alayım bir. Şurada fındıkları görüyorum. Bir fındıklardan yani geçelim mi? Bu sene fındıklar ne oldu? Fiyatlar neler? Abi bu sene fındıklarda biraz pahalama var. Nasıl, fındık üretimi iyi miydi bu sene? Fındık üretimi geçen seneye göre biraz düşük. Ne kadar şimdi şöyle kabuklu şimdi, fındığın? Kabuklu fındığın bir kilosu 25 lira. 25 lira. Evet. İç fındıkta şöyle göstereyim. İç fındığında 70 liradır bu bir kilosu. Bir kilosu 70 lira veriyorum. Burada kömbeler falan da var. Kömen vardır, pestilin vardır. Oo. Kralındır hemsi. Burada baharatlar var. Bu bölgede de mısır baharat iyidir yani. Mısır unum vardı, kuymaklık. Kuymaklık. Kuymak mısır unu. Bu kavrulmuş mu oluyor? Kavrulmamış bu, kavrulmuş bu. Ha, bu da kavrulmuşu. Aha. Kokusuna bakabilirsin abi, değirmenine geliyor. Oo, mis gibi valla. Arkadaşlar yani köfte yemeye geldik ama baya baya bir alışveriş yapacak gibiyiz. Şöyle bir şimdi var abim. Bu ne? Bu da mısır yarması diyorlar abim. Sarmanın içine, lahananın içine, lahana yemenin içine koyuyorlar. Burada zaten her şey kullanılıyor maşallah. Mısırın olmadığı hiçbir ürün yok. Aynen. Burada bir arada şöyle bir şey var. Şöyle göstermek istiyorum size. Tam böyle nostaljik eski bakkallar vardı köylerde, onlar gibi. Aynı zamanda toptan da veriyorsunuz galiba. Toptan da var. Burası baya baya yoğun bir yer. Doğrudur. Çok teşekkür ederim. Ben bir köfte yiyeyim, ondan sonra alışverişe geleceğim. Kolay gelsin. Evet, içeriye girdik. Temel Usta'mla birlikteyiz. Merhabalar Temel Usta. Merhaba efendim, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Ya Trabzon'a gidiyorum. Akçabat köfte yiyeceğim dedim. Instagram'dan takipçilerim maşallah baya baya yazdı burayı. İlla ki burada bir köfte yememi, ondan sonra Akçabat köfteyi değerlendirmemi söylediler. Yani Akçabat'a gelip de köfteyi yemeden giderseniz zaten eksiklik hissedersiniz kendinizde. Öyle mi? Ama Akçabat'a sizde geldik sayılmaz yani. Yani tabii Trabzon'a geldim, Akçabat'ta kesin köfte yenir. O evet, kesinlikle değişmez ritüellerden bir tanesi ama sizin özelliğiniz yani yıllardan beri kaç yıl oldu? Hikayenizi bir kısaca dinleyebilir miyiz? Ya aşağı yukarı 55 yıldır ben bu iş sektördeyim. Hiç ara vermeden. Maşallah. Sadece bir askerliğim oldu. Başka bir şey olmadı bu arada. Direkt köftedeyiz de. Evet. Sabah akşam köfte pişiriyorum. Sabah akşam bu işi ben kendim yapıyorum. Çok güzel. İmalata kendim giriyorum, kendim hazırlıyorum onu. Özbeyaz Akçabat'ın yerli malını kullanıyorum. Yani dışarıdan herhangi bir ürün almıyorum. Dışarıdan ürün almıyorum. Çünkü dışarıdan gelen etler bu tadı vermiyor. Tabii canım, Akçabat köftesi de Akçabat'ta yetişen hayvandan olur yani. Evet. Başka etten olmaz. Evet. Yalnız şu anda Akçabat'a dışarıdan etler geliyor. Hı-hı. Arkadaşlarımız çok düşük fiyatlara köfte satıyormuş. Evet. Yani bu da bizi üzüyor. Bu Akçabat köftesi değil. Abi kaliteyi ucuza tüketemez. Hah. Eğer kaliteli bir şey yiyeceksen ucuz olma şansı yok şu anda. Bana seni ödeyeceksin. Şu an olma şansı yok. Her şey pahalı. Evet. Bir geçelim mi, nedir köfteyle ilgili bir detaylar alalım. Nasıl yapıyorsunuz şöyle? Ocağın başına bir geçelim isterseniz. Şimdi köfteyle ilgili. Şimdi köftemiz bunlar. Köfte bunlar dediğim gibi anladın mı? Ne etinden yapıyorsun abi bunları? Dana eti. Full dana eti mi? Yap. Dana eti, sığır eti, tosun eti, bunları karışımını yapıyorum. Evet. Yani böyle 3-5 kilo beraber değil, 40-50 kilo bir kere hazırlıyorum. Hı hı. Golünden, kaburgasından, gerdanından, bunlar hep ölçülüdür. Evet.
sarımsak koyarım ben ona. Bir de ekmek tutması için. Evet, başka tabii. Bir şey yok ama etinin özelliği var. Koku çok güzel geliyor şu anda. Etin, maske var ağzımda bakın. Maskeden bile koku öyle güzel geliyor etinin ki. Etinin özelliği yerli mali olması diye. En büyük özelliği yerli mali olması. En büyük özelliği yerli mali olması. Bir de sizin kendinizin bir reçetesi var. Tabii onun oranı var. Kaç gram tabii, ondan, tabii, kaç kilo ondan ayarlıyorsunuz. Herkes bu ayarı tutturamaz. Evet, kesinlikle. Herkes bu ayarı tutturamaz. Bir porsiyonda kaç gram var? Şimdi biz kilo işi veriyoruz köfteyi. Ha, kilo işi veriyoruz. Porsiyonda benim 200 gram veriyoruz. Hı hı. Ama genelde kilo işi yani. Ha, kilo işi. Bir kilosu evet. Ne kadar şu anda köftenin? Köftenin kilosu 100 lira şu an. 100 lira. Evet. Gayet güzel. Bizim oralara göre gayet uygun. Peki Akçabat'a geldikleri zaman sizi nasıl bulacaklar? Yerinizi bir tarif eder misiniz? Akçabat'a gelindiği zaman zaten birinci kavşağın hemen karşısındayız biz. Köfteler de yanmasın bu arada. Yok, köftelerimiz yanmıyor. Köftelerimiz yanmıyor. Birinci kavşağın hemen yanındasınız. Hemen yani çok kolay. Çok kolay. Eski çok belediye güzel. Yönünde. Ya şimdi siz 55 yıldır bu işi yapıyorsunuz. Evet. Yeni bu mesleğe girmiş olanlara bir tavsiyeniz var mı? Nedir yani? Eti tanımadan bu işe girmesinler. Öyle mi? Tabii ki. Özellikle et tanıyacaklar. Evet. İstikrarlı olacaklar. İki gün yapıp üç gün bırakmayacaklar. Yok, o zaten olmaz. Yani hiçbir işte başarılı olamazsınız. Doğru, doğru. Kesinlikle. İşte başarılı olamazsınız. Vallahi ustam biz o zaman şöyle bir 250 gram alalım. Biz çünkü tokuz aslında. Tabii, size de bir tatlar alalım köftemizi. Bir görelim masaya da seni bekleyelim abi. Tabii, sohbet inşallah. Edelim. Tabii, tamam. Tabii efendim. Buyurun. Buyurun masaya. Şimdi harika bir masa hazırladık. Şimdi piyazlı bu piyaz değil mi abi sizin evet, orada? Fasulye piyazı. Fasulye piyazı. Bizim Antalya piyazını hiç yedin mi abi? O yumurtalı olduğu için. Yumurta ve tahin talaturlu var. Bunun evet. İçinde sirkeden bizde güzel. Bizde yok. Bizde sadece yeşillikle. Hayır, yedin yani. Mi diye sordum da. Biliyorum. Şimdi burada piyaz farklı yapılıyor. Bu bölgenin piyazı biraz farklı. Göstermek istiyorum. Bakın tabanında ince kıyılmış marul, soğan ve üstünde kuru fasulye oluyor. Evet. Ve limonu sıkıyorsunuz abi, afiyetle yiyorsunuz. Doğru mu? Doğru. Oh, şöyle. Afiyet olsun. Şimdi bir de burada bir şey var. Dikkatimi çekti. Bu fındıklı baklava mı? Fındıklı baklava. Buranın meşhur baklavası. Meşhur baklavası bu şimdi. Bunu ikram mı veriyorsunuz? İkram veriyorum. Ha, köfte yanında ikram. Köftenin yanında ikram veriyorum. Piyaz ne kadar abi? Piyaz tek kişilik 10 lira. Tek kişilik 10 lira. Bu çift kişilik galiba. Evet, 15 lira yazıyor. Evet. Şimdi geldik. Ayran? Ayran 10 lira. Böyle sürahide. Evet. İşte bak, gel bir yaklaş bak, gel. Bakın abi, bakın görüyor musunuz köfteyi? Bakın. Çatalı değdiriyorum, kendi dağılıyor arkadaşlar. Bakın. Bunu niye gösteriyorum? Çünkü iyi bir köfteyi anlamak için işte hareket bu. Birçok yerde artık hazır böyle donmuş köfte kullanılıyor ustam. Aynen. Orada lastik gibi oluyor. Lastik gibi oluyor. Bu damak tadını bulamaz. Bu damak tadını bu elle yapıldığı. Evet, elle hazırlandığı. Elle hazırlandığı her halinden belli. Şimdi lezzetine bakacağız. Buyurun, afiyet olsun. Ustam harika ya. Afiyet olsun. Kıvamı harika. Yağ oranı muhteşem, böyle ağızda bir yağ falan yok. Tamam, et tadını alıyorsunuz. Birçok yerde köfte yiyoruz ustam. Eti bunun basıyorlar. Et lezzeti var. Direkt et yiyorsun abi. Zaten eti direkt hissediyorsun. Damağında et lezzeti geliyor. İşte birçok yerde köfte yiyoruz arkadaşlar ama köftenin içine basıyorlar ya ve köfte gerçekten her yerden yenmez. Restorançıların birçoğu köftede özellikle, yani ustam da bilir, duyuyordur. Etin böyle artıklarını kullanır. Mesela şimdi kasaplarda kaldı o iş. Kasaba mı kaldı? Kasaplar mı? Kaldı. Nerede böyle kalan kıyıntı et varsa içine doldurur, onu köfte yapar, satar. Akçabat'taki bütün köfteci de özel et kullanır. Doğru, Akçabat bölgesi öyledir. Ve köfteci de zaten özel kullanmak zorundadır zaten. Doğru, başka bir şansı yok. Yoksa bu sektör 50 yıl, 60 yıldır ayakta duruyor. Siz Allah'ın burada tek köfte satıyorsunuz. Tek köfte satıyoruz. Pirinç de yapıyoruz. O kadar. Bir de balık. Ha, balık da var mı? Balık da var. Abi gerçekten köfte çok iyi bir şey ya. Ben isim vermeyeceğim. Ben Akçabat'a daha önce de geldim arkadaşlar. Çok ünlü yerler var Akçabat'ta. İsmini çok daha duyurmuş mekanlar var. İnan onlarla kıyaslarsam ustamın köftesi, Temel ustam çok eline sağlık. Afiyet gerçekten olsun. Çok çok lezzetli bir köfte yiyorum şu anda. Bu işte biraz önce de bahsettiğim gibi makine kıyması değil. Yani böyle makine basıyor artık. Artık çok köfte satan restoranlar o makinelerden alıyor. Böyle bizim hamur yoğurma makinesi alıyorlar. Ondan beraber hazırlıyorlar ama bir de şimdi şeyde başladı. Biz elle beraber yapıyoruz bunu. Bir de şey başladı usta. Bu köfte şeklini veren makineler de çıktı. Evet. Onu da makine yapıyor. Köfte oluyor lastik.
Ne oldu belli değil. Hiçbir şey belli değil. Biz bunu elimizle kendimiz hazırladığımız için bir kıvama geldi mi zaten elimizle der o. Biz olduk artık. Beni daha yoğurmana gerek yok. Vallahi yola. Ekmeğin kokusu buram buram buradan geliyor abi. Çok güzel ya. Bu odun ekmeği. Odun vakıf gibi ekmeği mi? Öyle diyelim. Vakıf gibi ekmeği yani. Vakıf gibi. Orası daha öne çıktığı için burada da odunla pişiyor zaten. Karataş fırınında. Vallahi çok güzel. Ustam çok teşekkür ediyoruz. Afiyet olsun efendim. Vallahi gerçekten arkadaşlar Akçabat'a Trabzon yolunuz düşerse Temel Ustam bulun. Temel Ustam tezgahın başında direkt sizi karşılar. Kolatoğlu. Burada zaten direkt ızgarayla birlikte kasayı yan yana koymuş. Her şey gözünün önünde dönüyor. İşi öyle olmasını istiyorum ben zaten. Kontrolümde olacak. Her şey kontrolünü almış. Kasa da kontrolünde, tezgah da kontrolünde. Eski ustalar, eski toprakların taktiğidir bu. Her şey için çok teşekkür ediyorum. Afiyet olsun. Ben de size teşekkür ederim. Sağ olun. Evet arkadaşlar, bir videomuzun daha sonuna geldik. Videomu beğendiyseniz beğen butonuna basmayı, kanalıma abone olmayı unutmuyorsunuz. Bir dahaki videoda görüşmek dileğiyle. Sağlıcakla kalın. Sağ olun.